üretici siyasete ağırlığını koyacak, emekçi siyasete ağırlığını koyacak. Onların derdiyle dertlenecek bir üreticilerin milli hükümeti şart Türkiye'ye. Çay'da üretim devrimi kurultayı Vatan Partisi öncülüğünde yapıldı. Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, çay taban fiyatının belirlenmesinde söz sahibi olmak istediklerini belirtti. Burada Ulusal Çay Konseyi'ne bu sorumluluk ve yetki verildiği takdirde oradan ne üreticinin ne tüketicinin lehine hiçbir karar çıkmaz. Bize de Ulusal Çay Konseyi değil de bir ÇPDK kurulsun, Çay Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulu kurulsun. Çay kanunundaki bazı maddelere eleştiriler var. Üretici ruhsatsız çay ekmediğini, arazilerin dededen kalma olduğunu söylüyor. Benim çaylıklarım sallılık gözüküyor tapuda. Bizim ruhsatlarımız bile yarı yere iner. Çaylıkları sökmek ve sürdürmek durumunda kalırız. Bu çok ağır ve üreticiye bir aslında hakaret gibidir. Rize Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Mustafa Yıldız, üreticilerin korunması gerektiğini vurguladı. Daha üreticiyi koruyacak bir kanun taslağını beklediği bir dönemde tamamen üreticiyi özel sektörün eline teslim eden bir kanun taslağının meclise sunulması gerçekten çok acı bir şey. Ve bunun da bizim milletvekillerimizin onayıyla sunulması bence çok çok da azı bir şey. Tarımda elde ettiğimiz verimin en iyisini elde etmeye çalışır, daha mutlu, daha sağlıklı yaşarız. Hapların kullanımı arttı diye. O insanlar oraya çıktığı zaman inanıyorum o hapların kullanımı da azalacak. Çay üreticisi Ali Yavaş, çaya gerekli değerin verilmesini talep etti. Tüketime yetmeyen bir üretim, bir mahsul böyle olmaması gerekir. Çok daha değerli olması gerekirdi. Kaliteye ve markaya önem veremedik. Kaliteli bir marka üretemedik yani. Bunun en büyük şeylerinden bir tanesi budur. Genç bir nüfus tarım üretmek zorundayız. Arazilerimizi toparlayacağız. Bu sesini de az önce söyledim. İsraf gidecek, beton yatırımı bitecek. Yetti. Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, Çaykur'a dikkat çekti. İçinde ne var bilmiyoruz. Şu anda önümüze çıkan taslağa bile şaşırdım. Üretici özel sektörün insafına bırakılmaz. Çaykur bizim lokomotifimizdir. Çaykur'a zarar verecek bir şey yapılmaz. Tek talebimiz bu iki madde. Ticaret Borsası Meclis Başkanı Resul Okumuş, kaçakçılıkla mücadele edilmesini istedi. Burada insan çalışıyoruz. Bu insanın çalışmasının devam edebilmesi için bizim işletmelerin para kazanması gerekiyor. Çift ham maddeyi çiftçisine alıyoruz. Ama buradaki nedir? Bütün mesele Rize'nin çayının değerinde piyasada satılmasını sağlamamız gerekiyor. Kurultayda konuşmacı olan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, üreticileri ve sektör temsilcilerini dinledikten sonra söz aldı. En başta çayda taban fiyatı uygulansın. Yaş çay alımı taban fiyatının altında alımı yasaklanmalı. Günlük çay işleme kapasitesi arttırılmalı, tekrar canlandırılmalı. Bursalı, üreticinin baş tacı olacağını söyledi. Sizin siyasete ağırlığını koymanız, sizin yumruğu masaya vurmanız ve seçimde de üreticiyi kim temsil ediyorsa, kim bu sese kulak veriyorsa, kim bu yangını söndürecekse ve hep beraber o doğru tercihi yapmamız. Vatan Partisi'nin programını açıklayan Bursalı, çiftçileri söz sahibi olmaya çağırdı. Çok basit işte, üretici baş tacı. Nasıl olacak? Plan yapılacak. Daha sonra ne olacak? Tasarruf, istihdam alanları kurmak. Hem kamu hem özel, hep beraber. Bunu yapacak bir siyasi irade lazım. Hükümet lazım. Yani bizim buradaki tartışmalar bakın ne kadar değerli oldu. Herkes fikirlerini söyledi. Bu tartışmaları, bu harareti, bu berraklığı, bu bilinci Ankara'ya taşımamız lazım.